Ordu Fasa'daki Hünkar Restoran'ı ziyaret ettik. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Ordu Fasa'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise Hünkar Restoran ve yanımızda firmamızın yönetim kurulu başkanı Sayın Adil Doğruca ile birlikteyiz. Bakalım lezzetler ve mekanımızla ilgili neler aktaracak. Merhaba. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Sağ olun. Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle firmamızın kuruluş hikayesini sizden alalım. Nasıl oluştu? Nasıl gelişti? Nerede başladı bu hikaye? Bu hikayemiz 1981 yılında Aspava 81 adı altında bir işletmeyle başladık. 5-6 kişi personelle başladık. Biz bir aile şirketiyiz her şeyden önce. Abim Aydın Doğruca bir hedef koydu o günlerde. Aşağı yukarı 500 personelle çalışacağım bu meslekte, bu sektörde 500 personelle çıkacağım diye bir hedef koydu kendisine. Sağ olsun önümüzde bir önderlik yaptı. Bugün 500 personelle yakın şekilde geldik. 7 tane şubemiz. Aynı zamanda şey de var, toplu yemek hizmetleri, yemek fabrikamız var. Orada görüyoruz o işi. Hastaneler, kamuya işlet yapıyoruz işte vesaire. Böyle. Kamu, kurum ve kuruluşlarla çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Çok güzel. Tabii bu arada Hünkar Restoran olarak tabii dünden bugüne böyle bir anda bir çırpıda gelmedi, öyle değil mi? Muhakkak. Yani 1981 yılında Aspava'yı açtık. Sonra sanayi sitesinde, büyük sanayi sitesinde bir şubemiz oluştu. Sonra 94 yılında şehir merkezine geldik. 2006'da Ordu'ya bir şube açtık. Ordu merkeze. 2014'te burayı açtık. Şu anda oturduğumuz mekanı açtık. 2015'te bir şube yine açtık sanayi sitesine. Tekrar Ordu'da iki şube açtık. Şu anda mevcut 7 tane şubemiz var Ordu içerisinde. Bir Ankara deneyimimiz oldu. Oradan geri geldik. Gene bölgemize hizmet verelim dedik. Çalışıyoruz. Evet, gerçekten tabii dünden bugüne gelmenizi sağlayan en büyük faktörlerden bir tanesi de lezzetlerimiz oldu, öyle değil mi? En büyük faktörlerden biri muhakkak lezzet ama bunun öncesinde çalıştığımız arkadaşlar, mesai arkadaşlarımız çok uzun süreli çalışan, sık sık yer değiştirmeyen, en azı 10 yıl çalışan ve üzeri çalışan personellere devam etmemiz bizim için bir avantaj tabii. Bu arada bu avantajı da müşteriye lezzet olarak, hizmet olarak yansıyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Tabii dünden bugüne geldik ama lezzetler hiç değişmedi, tat hiç değişmedi. Ve bu anlamda tabii ki kemik kadro da hiç değişmeden bugünlere gelebildik, öyle değil mi? Aslında bu çok büyük bir başarı ve bu başarı da zannediyorum tabii ki sizin azimli çalışmanız, başarılı çalışmalarınız muhakkak yatsınamaz ama en büyük destek zannediyorum ekip, değil mi? Şimdi 30 yıl önce kiremit kebabı yiyen, pide yiyen müşterilerimiz bugün aynı tadı, aynı lezzeti alıyorlar. Bozmadan geldik. Biz bir ekip çalışması yaptık. Yani ferdi olarak ne şahsım ne herhangi birinin değil. Biz bir ekip çalışması yaparak buralara geldik. Sağ olsun bölgemizin insanı, halkı bizi destekliyor. Her ilçeden talepler geliyor. Gelin şubeler açın falan diye değerlendiriyoruz. İnşallah birkaç şubemiz daha olacak. İnşallah 10. 12. şubelerle hizmet vermeye devam edersiniz. Tabii bu arada lezzetlerimize gelecek olursak. Evet. Lezzetlerimizde neler var? Şimdi biz gideceğiz ama bizi ne tür lezzetlerle ağırlayacaklar diye sevgili izleyicilerimiz muhakkak merak ediyorlar. Kiremit kebap bize has bir üründür. Pidelerimiz, mesela Karadeniz pidesi denir ama bizim pidemiz daha farklıdır. Sütlacımız ve daha çok sayabiliriz. Marka olmuş ürünlerimiz var. Mesela kuru fasulyemizi başka yerde yiyemezsiniz. Örnek veriyorum. Yani var, çok çeşitlerimiz var. Saymayla bitmez. Kesinlikle. Katacaksınız. Onun için bu müşteriler geliyorlar, bizi destekliyorlar. Sayılarımız, sandalye sayılarımız artıyor her gün. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için, keyifli sohbet için. Son olarak sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Karadeniz'e yolu düşen olursa bekleriz. Fasalı Hünkar Restoran. Hünkar olabilir herhangi bir yerde ama Fasalı Hünkar yok. 7 tane şubemiz var.
Yakında sayıları çoğalabilir ama Fatsalı hünkâr olacak. Hünkâr değil, Fatsalı hünkâr.